gerçekten çekinmiyoruz. Sizlerden beklentimizi nihayetinde burada dile getirmeye çalışıyoruz. Onun dışında personel politikası ile alakalı personel alımı var. Evet, personel alımı yapıldı. Sayın Başkanım. Rıfat Başkanım. Şimdi alınan personellere neden alındığı konusuna gelecek olursak, sizlerin de takdiri Hatsu'ya yaklaşık 38 civarında iş makinesi ve iş makinesi alındı. Bu araçlarda çalışacak operatör ve şoförlere ilişkin alımlar yapıldı mı? Evet, yapıldı. Sayın Başkanım, ben bir dakika söz hakkımı kullanmam. Hem de buradaki ekonomik rahatlığı sağlamak adına evet bunların yerine alıyoruz, tabii ki alıyoruz. Yani dolayısıyla bizim görülmüş olduğumuz personel alım politikamızla alakalı teknik ve finansal haklı gerekçelerimiz var Sayın Başkanım. Bunu da özellikle buradan Yüce Meclis'e arz etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada yani şöyle Sayın Başkanım, yani şu anda hani ihtiyaca bakacak olursak da personelle ilgili. Yani bizim norm kadroların neredeyse 5'te 1'i, 6'da 1'i, 7'de 1'i seviyesinde bu kadrolar çalışıyoruz. Yani Hatay'da şu anki tesis sayımız 1241 tane tesisimiz var Sayın Başkanım. Bu tesislerde sadece güvenlik, ben onu geçen mecliste de dile getirmiştim. Sadece güvenlik noktasına baktığınız zaman burada 3000 küsur tane güvenliğe ihtiyacımız var biz. Ama TASU'nun toplam sayısına baktığınız zaman 2030 gibi bir sayımız mevcut. Dolayısıyla personel ile ilgili emin olun TASU ihtiyacın çok çok altında. Günün bu ekonomik sıkıntılar altında her türlü tasarrufu yaptığı gibi personel konusunda da yeterli tasarrufu yaptığını buradan söylemek istiyorum. Diğer taraftan konu açılmışken tamamlamak istiyorum Sayın Başkanım. Yatırımlar noktasında da bu arada yapılacak tarife ilişkin iyileştirmeden dolayı da Yüce Meclis'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha sonrasında inşallah daha da iyi bir noktaya geleceğine ben inanıyorum.